Herkese merhaba, Europa Universalis 4 Rodos serisine devam ediyoruz. Kayıt programından oyuna bir geçiş yapabilirsem şimdi. Evet. Yine kasmalar eşliğinde. Evet abi, en son neler yapmıştık bir hatırlamaya çalışacağım. Herhalde en sonki bölümde boş boş beklemiştik. Bizim paramızın biraz artmasını bekliyorduk sanki. Evet, öyleydi. O zaman beklemeye devam edelim. Yani abi. Memlük şunları bir şeyden çıkarsın diye bekleme halindeydik. Bir dakika. Tamamdır. Tamamdır. Yine bir kaydı kontrol edip geldin. Devam ediyoruz. Evet abi, en son savaşacak devlet arıyorduk ki paramız buna el vermez zaten. Biz o işleri bir kenara atalım. Ancak şey yapabiliriz. Polonya'nın bizim yerimize savaşı kazanmasını sağlayabiliriz. Yani Polonya'nın bize yardım edeceği bir savaşa girerek tabii ki. Yapılır. Hızı biraz yavaşlat da kasmalar azalsın. Abi ya, yeni bilgisayarım bir alsam. Kasmayı sıfıra bir indirsem. Fezzan'da bir bağımsız olma çalışmalarına girse artık. Kıbrıs aynı şekilde. Tunus da benimle müttefik olsa çok hoş olacak. Ama hiç zannetmiyorum. Litvanya ve Polonya birleşir mi? Bir de bizim isyancılarımız vardı en sonki bölümde. %70 ve %50. Mora ve Aşhehahan diye okuduğum o şeyler. 4,2 yıl sonra. Bu da 2,5 yıl. Burada asker tuttuğumuz için biraz daha yavaş mı olur acaba? Stability'yi bir daha mı artırsak? Artıracağım ya. Şu isyan şeylerini tamamen bir sıfıra indirelim de ondan sonra artırmayı keseriz. Zaten teknolojik olarak hiç de geri sayılmayız. Yani Fransa'dan falan ileriyiz hatta. Hayır ya, Yunan olmayacağım. 5 stability kaybetmek nedir ya? Sence ben 5 tane stability kaybetme riskini göze alır mıyım? Bak, Arnest eksi 1,5. Ama bunlar hala isyan hazırlığında. Tek biraz daha uzadı. Paramız artsın. Bir savaşa daha girelim. Kim olur artık, orasını bilemem. Biz Bizans'ta hak iddia etmiştik savaşı ilan etmeden önce. Peki ya Cenova? Bir dakika. Cenova'nın müttefikleri var mı acaba? Evet, bu isyancı şeyler yine hazırlıktalar. Mecburen bunu uygulamam gerekiyor. Bunlar özgür devlet olmak istiyorlar ya. Bu Yunanlar da hep isyancılar. Adamların kanında isyancılık var ya. Sürekli isyan isyan. Bir durun, rahat durun bir. Rica ediyorum. Biz Knights'ız. Nice'sız abi biz. Ne istiyorsun yani? Biz Cenova'ya savaş ilan edebilir miyiz acaba? Bunu bir düşünelim. Cenova. Ceneviz. Bak şimdi, 3000 askerleri var, limitleri 7. Peki ya ben?
Ben burada. Benim 5000 limitim yedi ama param daha az. Ekonomiye geçsen bir. Total. Yok yok, alfabetik sıraya göre. Neyse. Şöyle bir bakalım, Ceneviz oralarda bir yerde mi? Ekonomi de önemli çünkü savaş sırasında. Biz buradayız. Bakalım bizim daha altımızda mı Cenevizliler? Kıbrıs altımızda, yok Cenevizliler üstümüzde galiba. Bir de şöyle alfabetik sıraya alalım da emin olabilelim yani. Evet, bizden daha iyi bir ekonomiye sahipler. Çünkü asker sayıları daha az tabii ya. Biz neden düşünemedik bunu? Build Spy Network. Ege adalarına gireceğiz. Hazırsanız. Peki Venedik bizimle müttefik olur mu? Olmasın. İstemiyorum. Zaten kendine hayrı yok şu anda. Kaç devletle savaş halinde. Tunus zaten bizimle müttefik olmaz. En iyisi onu Venedik'e mi göndersek ya? Yok, olmaz bunlar. Gel, geri gel. Geri bir gelsin o. O bir geri gelsin. Zaten biz burada hak iddia edebiliriz diye tahmin ediyorum. Öyle değil mi? Hmm, tamam, olabiliyor. Ama mesela biz Corhu'ya şey yapamayız. Corhu'ya hak iddiasında bulunamayız. Öyle değil mi? Evet. Ben şeye baktım. Arumba'nın Rodos serisine bir göz attım. Adam şey yapıyor. Osmanlı buna savaş ilan ediyor. Mora'yı aldıktan sonra. Adam da Osmanlı'yı yeniyor. Polonya'nın yardımlarıyla tabii ki. Öyle galiba öyle. Ama Osmanlı bana savaş ilan edemedi. Edebilir yani. Ederse biz de yenmemiz gerekecek. Yani durumlar zor tabii ki. Bir şey gelmez elimizden. Venedik bizimle müttefik olabilir mi? Ceneviz'le savaşırken. Save al. Al save'i. Şöyle bir bakmamız lazım onun için. Olabilir. Venedik'i al arkana. Al arkana Venedik'i. Birlikte Cenova'ya gireceğiz. Adaları da ben alacağım. Hiçbir tek bir tanesini sana bırakmam. Dört ada da benim. Adalar Konfederasyonu'nun ilk adımlarından birileri de bu olacak. Bunlar. Çünkü Cenova'yı tek başıma zorlar beni. En iyisi artık ama güçlü bir devlet almak. Tabii onda gücü kalır mı artık Allah bilir. Çünkü kaç tane adamla birden savaş halinde. Kayda bir bakayım. Kayıt düzgün galiba. Tamam. 8 dakikamız da olmuş. Sıradaki hedefimizi ilan ediyorum, Cenevizliler. Cenevizlilerin ağzına gideceğiz, tamam mı? Hatta utanmasam burayı da almak isterim de utanıyorum işte. Burayı alsak yeter. Başka da bir yerleri yok zaten. Burayı alsak yeter. Oraya geçmemize gerek var mı? Ya da ikisini de alırız ya. Kazanalım da biz bir kazanalım. Kazanırsak karar veririz. Bu bölümde değil de sonraki bölümde savaş olabilir. Ben şimdi uçan savaşı ilan etsem neyse. Düşünmeyelim. Hızı da artırmak istiyorum da. Şunlara bir bakmam lazım. Bunlar benle mümkün değil Royal Mary'e hiç yapmazlar. Sadece alyans yaparlar. Hızı artırdım. Kasmaması için şu şekilde tuttum ve hiç hareket etmiyorum. Alyans olalım, gel. Come on. Bizim güçsüzlüğümüzden dolayı biraz kabul etmesi zorlaşıyor. Benim arkamda Polonya var. Artistlik yapamazsın, tamam mı?
Bu bölüm savaş hazırlıklarını yapacağız. Bu bölümü çektikten sonra da gidip Crusader Kings'te Haçlı Seferlerini bastırmaya çalışacağım. Bakalım bastırabileceğim mi? Onu da yarın izlersiniz artık. Aa. Aa. Aa, Girit bağımsız bir şey oldu. Girit bağımsızlığını ilan etti. Girit bağımsızlığını ilan etti. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Nasıl oldu bu? Venedik, bana bunu açıkla. Venedik, açıkla lan. Ulan, ulan, ulan. Sen nasıl bağımsızlığını ilan ediyorsun lan? O zaman ben sana gelişirim. Kaç askerim var? Arkasında bir devlet de yok sanırsam. Girit bağımsızlığını nasıl ilan ediyor ya? Yok. Tamamdır, geri döndüm. Şimdi devam ediyoruz. En son Girit bağımsızlığını. Girit bağımsızlığını nasıl kazandı ya? Nasıl ya? Girit nasıl bağımsız olur? Olmamalıydı. Bundan sonra da Girit'te hak iddiasında bulunalım. Girit benim Venedik'le olan tek bağımdı. Artık o da yok. Bir dakika, Girit bağımsızlığını kazandı ya. Venedik'in koruduğu diğer şeyler ne durumda? Mesela Korfu. Korfu'yu Venedik korumaya devam ediyor. O zaman sıkıntı yok. Venedik, alyans olalım. Alyans olalım, birlikte Adalar Konfederasyonu kuralım. Bak, önümüzdeki iki hedef Girit ve Adalar. Oradan sonra da Korfu'ya falan filan, oralara geçeceğiz. Kıbrıs var daha. Daha Kıbrıs var. Adalar Konfederasyonu kurup Kudüs Krallığı'na doğru ilerlemek istiyorum. Süper güç olmamız lazım. Paramız yavaş yavaş artıyor. Bir de Cenova'nın şeyi var, ordusu var ama burada. Burası boş bak. Girit'in ne halde olduğu gözükmüyor. Gel bir bakayım. Tamam, gözüktü. 1K Venedik askeri var. Aa, Girit isyan mı etti? Venedik askerinin burada ne işi var, ben onu anlayamadım. Tamam, siz Rodos'a dönüş yapabilirsiniz. Girit'te sadece Venedik askerleri var. Venedik şu savaştan bir kurtulsun da hele bir. Oradan sonrasını düşüneceğiz. Yeniliyor zaten. Akıl deposu. Kime yeniliyor? Milan'a. Milan'a yeniliyor. Milan senin ağzını kıracak Venedik. Benle alyans olsaydın yardıma gelmezdim. Yalan söylemeyeyim, gelmezdim. Niye geleceğim abi, salak mıyım ben? Şey azaldı ama. Bizimle müttefik olma ihtimali azaldı. Bizim güçlü bir müttefike ihtiyacımız var. Daha bir de Theodora'yı fethetmeyi düşünüyorum. Şu bölgede güçlü bir müttefike ihtiyacımız var. Ve o da ancak Venedik olabilir. Osmanlı olamayacağına göre. Naples olabilir mi? Naples'i düşünmeli miyiz? Yok, düşünmemeliyiz. Çünkü olmaz. Papal Stres'le müttefik olunmaz zaten. Yok, Papal Stres'le olunmaz. Aragon'la hiç olunmaz. Çünkü adam kabul etmiyor. O kadar ilişki artırdık hala. Fransa'yla. Fransa'nın hiç niyeti yok. O ayrı bir şey zaten. Olsak olsak Venedik'le oluruz. Başka olabileceğimiz bir adam yok yani. Venedik de bizden gitgide soğuyor. Gitgide soğuyor nedense. Girit'le bir alakası olabilir. Kesinlikle Girit'le bir alakası vardır.
Aa. Spy network'ümüz azaldı mı? Yok. Dead to Spies dedik. Ha, birilerinin spy network'ünü kırdık herhalde. Öyle mi oldu? Lazar Roy'muş, Girit varisinin adı da. Bizim hala varisimiz yok bu arada. Adamların tek rival'ı biziz. İşimiz gücümüz milletin rival'ı olmak ya. Allah'ın, Allah'ın, ben de senin rival yapıyorum. Yaptım. Diplomatik teknoloji. Devam. Şey bitmek üzere beni Cenova. Venedik'te bizden gitgide soğuyor. Bizden gitgide soğuyor, bak 46'ya çıkmış. Venedik, benle müttefik ol. Benim böyle bir deniz devletinin müttefikliğine ihtiyacım var. Kim o acaba? Polonya olmadığı kesin. İngiltere ile de çok uzağız ya. Hiç olmaz. Litvanya'nın denize kıyısı var. Litvanya'nın denize kıyısı var. Bana yardım eder mi ki şu boğazdan geçip? Tamam. Neyse, biz biraz daha Venedik'i bekleyelim. Venedik olmazsa orayı düşüneceğiz. Şeyde hak iddiamızı tamamlayıp Girit'e geçelim. Scio. Ok. Şimdi hayır, Spy Network'ü bitirsen. Spy Network'ü yaptık. Güzel. Artık bunları bir savaş ilan etme nedenimiz var. Şimdi Girit'te hak iddiasında bulunmayı düşünüyorum da Venedik, biz Girit'le aramızı kötüleştirdikçe Venedik'le de aramız kötüleşiyor. Venedik'in dişine mi dokunuyor? Anlamadım onu da. Bu Venedik kaşınıyor ya. Şunları hala koruyor musun Venedik? Ha, burası zaten senin. Burası neden bağımsız olamadı? Girit oldu. Bana ne, orası da olacak. Hayır, bana ne, orası da olmalıydı. Olmalıydı yani. Tamamdır. Build Spy Network. Spy. İngilizce prolu ancak bu kadar olur. Rebel factionlar da gitgide güç kazanıyorlar. Bizim müttefik olarak alabileceğimiz denizcilik devleti ancak Venedik olabilir diye tahmin ediyorum. Onun da ağzına ediliyor zaten. Hiç şansı yok. Beni koruyorsun ya. Müttefik mi olamayacaksın? O kadar koruyorsun. Kor uyuyorsun. Espri yaptım. Kor. Hani Kor var ya, Kor Province. Oradan geliyor işte öyle. Kıbrıs savaşa girmiş. Aha, Kıbrıs Karakoyunlu Devleti ile savaşa girmiş. Nedeni de zaten Memlük'le Karakoyunlu savaşı yani. Hep bu Memlük ve Karakoyunlu yüzünden onlar da o şekilde savaşlara giriyorlar. Videoyu kesmekten nefret ediyorum ama yapmam gerekiyor. Devam edelim şimdi. Girit hala. Abi hadi ya. O ne? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. He. Giritliler bende şey yapmışlar. Claim. Hak iddia etmişler. Benim Rodos adamda. Sen ne ayaksın abi? Sen kimsin ki bana böyle bir artistlik taslayabiliyorsun? Ağzına edeceğim bak. Venedik bize karşı biraz ılımlı bakmaya başlamış. Güzel. Venedik bize karşı müttefiklik ne zaman kabul etmeyi düşünüyor? Evet, şimdi tekrardan bize karşı tiksintiyle bakmaya başlamış. Ne güzel, ne güzel. Şimdi hala aynı. Söylentilere göre böyle tekrarladığında düzeliyormuş.
Müttefiksiz ben bu adamlara savaşı ilan etmem bir kere. İkisine de. Çok zor durumda kalacağım. Kazanabilirim belki ama çok zor durumda kalırım. Oysa ki bir müttefikim olursa ağızlarını edebilirim. Evet. Bizden nefret ediyor Memlüklüler. Nedeni de zaten belli. Paramız da ne kadar yavaş artıyor ya. Daha yeni 40 oldu. Ama bir savaşı kazanabilirsek alacağımız tazminatla işimizi görebiliriz. Ne bizim bu İtalyan devletlerden çektiğimiz? Savoy, ne yapmışsın sen öyle? Savoy'u alsaydık arkamıza, Milan'ı alsaydık, Ferrano'yu alsaydık. Neyse, Venedik'i bir deneyelim, olmazsa onları deneyeceğiz. Hani Venediklerin burada bir üsleri var ya, Naxos üsleri var, Negroponte. O üstten bize yardıma gelebilirler belki diye. O yüzden Venedik'i tercih ettim ben. Bir de Naxos var tabi. Bak, almamız gereken yerler: Negroponte, Naxos, Krete, Girit ve adalar. Bunları aldık mı güçleniriz. Sağlamlaşırız yani. Girit'in bağımsız olması da bizim için çok hoş bir durum oldu. Feyzan, nereye gittin sen? Vay be. Adam kendi müttefikini. Evet, şimdi ne bekleyeceğiz? Tunus Memlük Savaşı'nı. Heyecanla takip edeceğiz bunu. Tunus Memlük ilişkileri şimdi çok pis gerilmiştir. Zaten Tunus'un 14 bin, Memlük'ün de 30 bin askeri var. Şimdi ilişkiler gerilmiştir, bak bundan adım gibi eminim. Şimdi Togort'a saldırıyormuş Tunus. İlişkilerine bir bakalım isterseniz. Eminim hayvan gibi gelirmiş, gerilmiştir. Emindim de az önce. Hala birbiriniz nasıl bu kadar seviyorsunuz? Siz savaşırsınız yakında. Komşu oldunuz. Demek ki yanlış tahmin yürütmüşüm. Oh. Ben bir yine kayda bakayım. Evet, birazdan kapatırız zaten. Şu şeyi bir bitirseydik ya, video bitmeden. Müttefiklik işini. Hadi vassalization teklif edeyim. Venedik'e vassalization teklif eden zavallı Rodos şövalyelerinin dramı diye bir başlık da atabilirdim hatta bunun üstüne de. Çok saçma olacağı için yapmayacağım. Aslında biz Savoy'u mu alsaydık ya? Savoy'u mu alsaydık be? Savoy iyidir ya. Onunla daha devam etmeliyiz. Girit'e şimdi ben dalsam, diyelim ki daldım. Girit'in bana karşı gelebilecek bir güce sahip mi Girit? Neyse, bu videoyu burada bitirelim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.